Herkese Finlandiya'dan, Hollola'dan selamlar arkadaşlar. Bugün biraz önce kayak merkezine gittim. Sessiz bir, yorumsuz bir video çektim sizin için. Şu karşıda görünüyor. Sarı binayı görebiliyorsunuz. Oradan geliyorum. Amacım şeyi çekmek değildi. Kayak merkezine gidip çekim yapmak değildi. Ama buraya yakını gelince orayı da çektim sizler için. Geçen gün çekememiştim. Şarjlarım falan bitmişti. O yüzden bugün şarjım var herhalde. Bugün bir çekim yapabildim diye umuyorum sizler için. Bugün video çekmek için şeye geldim. Göle geldim arkadaşlar. Buz tutmuş göle geldim. Buz tutmuş gölde balık avlayanları göstermeyi planlamıştım sizlere. Tabii bunun için birazcık ön araştırma yaptık. Gölü, buz tutan gölün üzerine gidilebilir mi diye hava durumuna baktım. Buzun kalınlığı 20 derece ile 20 santimetre ile 29 santimetre arasında değişiyormuş burada.
hava durumundan baktık, meteorolojiden. Ve -4 civarında hava sıcaklığı. Ben dediğim gibi gitmek için biraz buzun üstüne çıkmak için tereddüt ediyordum ama buraya geldiğimde kayak merkezin dolu olduğu gibi göl de dolu. Yani şaşırdım. Balıkçılar da var elbette burada. Şöyle amatör herhalde onlar. Ben onların yanına da gitmek isterim. Bakın gördüğünüz üzere insanlar gölün bir sahilinden karşı sahiline kayak yaparak ya da yürüyerek geçiyorlar. Bunlar tatilci büyük ihtimalle zaten. Çok kalabalık, böyle bu kadar çok kalabalık olmaz normal yerlerde. Yol yapmışlar. Burada birisi, bakın, bir balıkçı, balıktan mı geliyor yoksa oraya delik açmayı mı düşünüyor bilmiyorum. Elinde bir elmak kabı var. Onunla deliyorlar buzu. Göl suyuna öyle ulaşıyorlar. Bunlar motorluları var, vesairesi var. Bunlar hobi işi. Bilmiyorum. Ben de bir gideyim bakalım, video çekmeme izin verecekler var mı? Önce onu sormam lazım, izin almam lazım. Böyle uzaktan çekmek önemli değil, yüzü falan görünmedikten sonra. Yüzü, sesi. Ama dediğim gibi bir izin almam lazım. Hadi hep beraber göle gidelim. Buz tutmuş gölün üzerine. Şimdi biz burada şöyle anlatayım. Önce bir anlatayım çevremi. Bu gördüğünüz yerler marina. Marina şimdi kışın yok tabi burada. Kaldırmışlar şeyleri. Yatları. Ben bir yer bulmam lazım. Çünkü bu ayak izlerini takip etmem lazım. Bembeyaz olduğu için her şey seçemiyorum her şeyi. Buraya gelmiş bir ayak izi ama inmemiş burada. Burası bir iskele gibi bir şey. Boş yere de basmayayım. Yanlışlıkla burada. Böyle insanların çok olduğu yere tercih ettim ki eğer bir acil duruma düşersem yardım edenler görsün beni, yardım edebilecek insanlar görünsün diye. Evet, burası göl. Gölün üzerindeler. İnanamazsınız. Ben burada bir yaz ayında bir çekim yapmıştım. Buraya kadar geldim mi bilmiyorum ama o videoyu izlerseniz karşılaştırabilirsiniz büyük ihtimalle. Ben de birazcık hadi bir yürüyeyim diye düşünüyorum. Nereye gideyim? Balıkçılar burada zaten, insanın olduğu yere balık gelmez büyük ihtimalle. Öyle tahmin ediyorum. Gürültüden kaçarlar. Çünkü çok büyük bir gürültü çıkarıyordur bu buz. Üstünde yürüyenlerin ayak sesleri vesaire. Büyük ihtimalle oralarda fazla bir balık tutan olmaz. Güzel, çok güzel. Bak. Birazcık şöyle gidelim bakalım. Geri dönmem lazım. Burada inecek yer yok. Yüksek de olabilir. Yukarı yüksek olsa bile insanı aldatır. Altı boştur. Yere adım atarız. Ayağımızı, belimizi sakatlarız. Şey de olabilir burada. Gerçi uyarı göremiyorum da. İlla uyarı olmasına gerek yok. Böyle gibi yerlerde mesela burada kafeterya, restoran vesaire var. Bunlardan bir su, nereye bağlı bunlar, kanalizasyona bağlıdır büyük ihtimalle ama bilemiyoruz, belki su alıyor olabilirler şeye, bu kafeteryaya. Burada çünkü karavan yeri burası, bir şekilde alttan su alıyor olabilirler, kullanım suyu, böyle akım olan yerlerde buz daha zayıf oluyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Herkesin gittiği yerden ben de gideyim diye düşünüyorum. Burada bir yol gibi bir şey var. Bakalım gidiyor mu? Beyaz olduğu için hakikaten
mekanı. Ha, şurada dahi görebilirsiniz. Bakın böyle yeri demek istiyorum. Şimdi bunu göremezsiniz. Zayıftır. Altta bir akım vardır. Çekiyordur. Bakın burada bir şey var. Burayı zaten çevirmişler farkındaysanız. Uzun zayıf olduğu yeri. Burada bir akıntısı yapmışlar. Zannedersem burası yüzme havuzu. Yani kışın buzlu suya girmek isteyen müşteriler için burayı hazırlamışlar. Bir havuz açmışlar. Ve bu şekilde akıntı yaparak, devir daim yaparak bu havuzun buz tutmasını, kapanmasını önlüyorlar uzun bir süre. Tabii arada bir gelip bir bakımını yapıyorlar, açıyorlar. %100 sonuçta buz tutmasını engellemiyor. Yavaş yavaş burayı kapatıyor büyük ihtimal kenarlarda. Bakın burada temizlenmiş zaten. Bakalım. Ha, dip dalmak yasak deniliyor. Dip dalmayacaksın, tehlikeli. Evet. Her şeyin bir kuralı var Türkiye'de. Bu kuralları bilmezler. Daha doğrusu bilirler, uygulamazlar. Kurallar yapmak için değil, yapmamak içindir. Bunlar hep tatilci. Burada devamlı karavanlarda oturanlar da var. Ama bu büyük ihtimal tatile gelenler de var tabii. Sezon şimdi. Kayak sezonu, kış sezonu olduğu için. Ne yapalım? Ben şimdi bu kamerayı ben bir şekilde başıma takayım ki gideyim bakalım. Gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar demeyeceğim dedim. Hep arkadaşlar diyorum. Buza, daha doğrusu göle indik. Zaten göl şurada başlıyor. İskele şurası. Buza indik. Buzun üstündeyiz. Yürüyelim. Burada bayağı İyi. Araçla gelmişler buraya. Zannedersem şeyle gelinmiş buraya. Kar motoruyla gelmişler. Burada zannedersem evet şurada bir şey yapmışlar. Belirginlik yapmışlar. Yürüyüş yolu diye. Kayak yolu daha doğrusu. Ben o kayak yolunu kullanmaya çalışayım. Buzdayız. Hiçbir şey hissetmiyorum. Buzda mıyım? Neredeyim? Onu da bilmiyorum. O yüzden bu duyguyu size veremiyorum. Zaten videoyla aktarmak hiç mümkün değil. Burada ben maske takıyorum. Sesim biraz kötü geliyor olabilir. Bu maske işi güzel iş. Ben sevdim Finlandiya'da maske olayını. Eskiden maske takanlara anarşist gözüyle bakılırdı. Biliyorsunuz. Günler daha doğrusu nasıl da algılarla oynanıyor. Nasıl algılar değişiyor. Farkında mısınız? Maske beni soğuktan koruyor. Hastalıktan koruyor. Öyle diyelim. İnşallah yanlış bir yerde değilimdir. Şöyle burada şu tarafa doğru gitmek istiyorum da şu tarafa doğru iskeleden uzak dolaşmak istiyorum. Oralar zayıf olma ihtimali vardır diye düşünerek öyle yapıyorum. Bir de sonuçta ayak izlerini takip etmek zorundayım. Bunlar çünkü bir şekilde araştırılmıştır. Yılların tecrübesiyle bu şeyler yapılmıştır. Güzergahlar çizilmiştir. O güzergahta çıkmamaya çalışıyorum. İnsanlara yakın olmaya çalışıyorum. İşte belli olmaz. Burada kar motoruyla gitmişler. Manzara çok güzel. Çok hoş, çok güzel burada manzara. Tatilciler de fazlaydı farkındaysanız arkadaşlar. Çok fazla tatilci vardı. Hatta Rusça bile duydum. Ruslar çok gelirler buraya lah diye. Daha doğrusu Finlandiya'ya gelirler. Şimdi kayak mevsimi olduğu için
Zaten burada da bir şekilde okulların sömestre tatili. O yüzden de kalabalık. Bir de zaten yurt dışına seyahat etmek, tatile gitmek zorlaştı. O yüzden burada yurt içi turizm böyle tatil zamanlarında Türkiye'de olduğu gibi bayağı rağbet görüyor. Türkiye'de zaten yurt dışına çıkamadığımız için çıkmak isteyenler bile yani bunun birçok sebebi var. Maddi durumu iyi olan bile bu vize engeline takıldığı için çıkamıyorlar. Çünkü bu tatil olayları bazen bir şekilde çabucak karar alınıyor. Hadi şuraya gidelim deniliyor. Senin vizen bir haftada, iki haftada gelmiyor. Bunu planlaman lazım. Bir sürü olay. Öyle tahmin ediyorum en azından. Şimdi ben şuraya doğru gitmek istiyorum. Şurada iki kişi var. Herhalde karı koca. Birisi bayana benziyor. Büyük ihtimalle. Ama oraya doğru hiçbir ayak izi göremiyorum. Onlar nereden gitmişler? Şuradan bir yerden gitmiş olabilirler. Evet, şöyle bir fark edin. Karşıda umarım görünüyordur. Kayak merkezi orada, sarı bina. Biz yukarıdan ben size burayı göstermiştim, işaret etmiştim. Oyum. Ama sonuçta konuşmadığım için bilmiyorsunuz.